Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil murselin seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli kardeşlerim, maslardan türetilen kelimelerden bahsediyorduk. Maziden bahsettik. Hemzeyi vasıldan bahsettik. Ve emmel mudari'u, fiil-i muzariye gelince fehuvellezî, o öyle bir fiildir ki yekûnu fi evvelihi harfun min hurufi eteyne. Fiil-i muzarimiz arkadaşlar, eteyne harflerinden bir tanesi evvelinde olan fiile fiil-i muzari diyoruz arkadaşlar. Nasra'yı alıyoruz, evveline hemze, t, y ve nun ilave ediyoruz. Nasra oluyor, mesela hemzeyi yerleştirirsek evveline ensuru, tensuru, yansuru, nansuru olmuş oluyor. Tabi bi şartı en yeküne zâlikel harfu zâiden alel mâdi. Bu harflerin dahil olmuş olduğu, kelimelerin fiil-i muzari olduğunu ne zaman ifade eder arkadaşlar? Mazinin üzerine, fiil-i mazinin üzerine bu harfler ziyade edilirse ve artı hemze mütekellimi ifade ederse, ta muhatabı ifade ederse, ya gaybeti ifade ederse, nun mütekellimle beraber mal gayri ifade ederse, o zaman anlaşılır ki o fiil, fiil-i muzaridir. Ve huruful mudara'ati, peki fiili muzarimizi oluşturduk. Fiili muzarinin evvelindeki o muzarat harfleri meftuhatun fil ma'rufi, malum olan fiillerde fetal olur, yansuru. Min cemi'il ebuabi, mazisi üçlü olanlar, beşli olanlar, altılı olanların muzarilerinin evvelindeki muzarat harfi arkadaşlar fetal olur. İlle mine ruba'iyyi. Rubailer müstesna, mazisi dörtlü olan fiillerin muzarideki muzarat harfi arkadaşlar zammeli olur. Eyyi ruba'iyyin kâne. Rubai dediğimiz hangisi olursa olsun, rubai mücerret de olabilir, sülasiye bir harf ziyade edip de rubai olanlar da olabilir. Fe inneha, çünkü bu muzarat harfleri mazmumetun fihinne, burada zammelidirler. Ve ma kable lami fi'lil mudari'i, ve ma kable lami fi'lil mudari'i, fiil-i muzari'nin lamel fiilinin ma kablisi ise meksuretun fir rubai'yi, rubai'de yukrimu, yuferrihu, yukatilu derken sondan bir öncekisi arkadaşlar, sondan bir öncekisi kesrelidir. Vel humasiyyu ve sudasiyyu, beşliler ve altılılara gelince illa min yetefa'alu ve yetefa'alu. Beşliler ve altılıların da ma kabli arkadaşlar kesreli olur ancak yetefa'alu ve yetefa'alu. Bunlar müstesna, bunların gördüğünüz gibi sondan bir önceki harfler arkadaşlar burada fetalı oluyor. Daha ve tefa'lelu fe inneha meftuhatun fihinne, sondan bir önceki harf bu üç bapta fetalı olur. Ve fil meçhuli, meçhulde ise arkadaşlar az önce bahsettiğimiz konu malum fiillerle alakalıydı. Peki meçhul fiillerde durum nedir? Harful mudara'ati mazmumun, muzarat harfi zammelidir. Ve sakinu sakinun, sakinler de malumda sakin olanlar meçhulde de sakindir. Ala halihi ve ma bakiye meftuhun kulluhu, geri kalan harflerimiz ise hepsi fetalı olur. Gayre lamil fiali, ancak lamel fiili müstesna, fiil-i muzari muarep olduğundan dolayı fe inneha merfuatun fil marufi vel meçhuli. Tabi baş tarafında cezmedici ve nasbedici olmazsa hem malumda olsun veyahut da meçhulde olsun, isterse yansuru olsun veyahut da yunsaru olsun, sonu zammelidir. Malemikün harfun nasibun yansibuha, kendisi nasbedecek, kendisini nasbedecek bir nasbedici olmadığı müddetçe merfudur. Ev cazimun yezimuha, kendisini cezmedici bir cezim edatı olmadığı sürece arkadaşlar merfudur. Ve emmel emru ve nehyu, peki emri hazıra gelince arkadaşlar, nehiye gelince fe innehuma yekunani ala lafzil mudari'i,
Bu emir ve nehi de muzarinin lafzı üzerine icra edilirler, olurlar. İlla ancak ennehuma meczumani. Bunlar meczumdurlar arkadaşlar. Ve alametul cezmi unsur. Yani sonu itibariyle normalde emri hazırı nereden yapıyoruz arkadaşlar? Müfred müzeker muhataba tansuruyu alıyoruz. Unsur yapıyoruz. Buradaki emri hazırımız ve nehi olsun. Nehi hazır da olabilir, nehi gayip de olabilir arkadaşlar. La tansur, la yansur gibi kelimelerden bahsediyor. Ve alametul cezmi fihima sukutu nunu tesniyeti. Tesniye ve cemi olursa arkadaşlar, tesniyelerde nunun hasfi cezmin alametidir. Ve cem'il müzekkeri ve vahideti el muhatabeti. Cem-i müzekkerde, müfret müennes muhatabada, tesniyelerde arkadaşlar ref alameti olan o nunun subutu cezm haletinde ise o nunun sukutu cezm alameti olmuş olur. Ve fil bevaki geri kalan yerlerde ise sukunu lamil fiali es-sahihati eğer fiilimiz sahih ise nakıs bir fiil değilse lamel fiilin sukunu arkadaşlar o lamel fiilinin sukunu o fiilimizin meczum olduğunun alameti olmuş oluyor. Ve sukutu lamil fiali el mu'telli artı bir de eğer fiilimiz illetliyse arkadaşlar rama, gaza, yermi, yağzu gibi, yakşa gibi fiiller olursa o lamel fiilinin sukutu onun cezm alameti olmuş olur. Siva nuni cem'il müennesi cem müennes nunu müstesna cem'i müennes nunu arkadaşlar biliyorsunuz dahil olduğu zaman fiili mebni yapar ve kendisini de herhangi bir nasb edici ve cezmedici edat etkilemez, onu düşüremez. Fe inneha fe inne nunaha sabitetun fil cezmi ve gayrihi. Çünkü o cem'i müennes nunu arkadaşlar cezmedici ve nasb edici edatlar dahil olduğu zaman da sabittir. Ve emrul hadri minel ma'rufi. Peki emri hazıra gelince arkadaşlar malumda emri hazıra gelince tahzifu minhu harfel mudari'i diyelim ki unsurdan gidelim arkadaşlar. Tensuru'yu ele alıyoruz. Tensuru'nun o muzarideki muzarat harfini götürüyoruz. Ve tudhilu hemzetel vasli eğer muzarat harfinden sonraki harfimiz sakin olursa hemze-i vasli getiriyoruz ve oraya girdiriyoruz. İnkâne mâ ba'de harfil mudara'ati sakinen ama. Muzarat harfinden sonraki harfimiz sakin olursa hemzeyi getiriyoruz arkadaşlar. Hemzeyi vaslı getiriyoruz. Ve inkâne mutaharriken şayet harekeli olursa arkadaşlar şayet harekeli olursa fettuskinu ahirehu fettuskinu ahirehu sen o emri hazırın ahirini ne yaparsın? Sakinleştirirsin ki vahve mebniyun alel vakfi ve bu emri hazır da vakıf üzerine mebnidir. Bu tabi Basralıların görüşüdür. Kufelilere göre meczumdur. Vel mebniyu alel vakfi vakıf üzerine mebni olan kelime kel meczumi fil lafzi. Lafız bakımında meczum gibidir. Peki burada noktalıyoruz dersimiz arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.